Yeni bir komedi filmi daha kendini beyaz perdede göstermeye hazırlanıyor. YouTube üzerinden 6 Kasım'da 1 dakikalık fragmanı yayınlanan filmimizin adı 40 Yalan. Yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosu Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Hakan Meriçliler, Sinan Bengiyer, Ataberk Doğan, Melis Sabah ve Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan gibi isimlerden oluşuyor. Filmin konusu ne? Ne zaman vizyona girecek? Beklentileri karşılayacak mı? Gelin hep beraber bakalım. Yalan filminin konusu fazlasıyla eğlenceli. Filmde Tahsin rolünü canlandıran sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sürekli söylediği yalanlarla hayatını sürdüren, bu özelliği bilindiği halde herkesin sonunda onun yalanlarına düştüğü sevimli bir bölge insanıdır. Edirne'de yaşayan ve ziraat teknikeri olan 40 Yalan Tahsin, çocukluk arkadaşı, eline kız eli değmemiş, uzatmalı aşkı Melis Sabah'ın canlandırdığı Halime'nin babasını ikna ederek sonunda onunla evlenecek olan Ataberk Doğan'ın hayat verdiği Sadık'ın düğünü için Pınarhisar'a doğru yola çıkar. 40 Yalan Tahsin'in memleketine dönerken arabanın arkasını getirdiği bir kasa Afrika armudu marula, düğünü, Sümsük Kamil'i, asosyal kitap kurdu Koray'ı ve belediye başkanını içinden çıkılmayacak problemlerin ve maceraların içine sürükler. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marulanın etkisi altına giren kafadarlar ilk dakikasından sonuna kadar sinema salonlarında kahkaha tufanı estirecek gibi görünüyor. Sümsük Kamil Timur Acar, Koray ise Ferdi Sancar hayat veriyor. Belediye başkanı ise Berat Yenilmez. Konu olarak biraz Hangover filmine benziyor diyebiliriz. Çekimleri Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tamamlanan film, komediden hoşlanan sinema izleyicisinin beğenisine 20 Aralık 2019'da sunulacak. Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, 40 Yalan isimli komedi filminde bir pavyoncuyu canlandıracak. Meriçliler filmde elinden kitap düşmeyen, Rus edebiyatına hayran ve entelektüel pavyoncu karakteriyle sinema severleri de bayağı güldürecek gibi. Rolü için kılık değiştirerek 2 gün üst üste pavyona giden ve gözlemler yapan Meriçliler, filmin en ilginç rolünü oynadığını söylemişti. Yakın zamanda vizyona girecek olan yapımda Meriçlilerin sahnelerinde gerçek pavyon kullanılarak 70 saat çekim yapılmış. Çekimler için kapatılan mekanda 100 yardımcı oyuncu yer almış. 180 bin lira tutarında ışık, dekor, süsleme ve klima desteği de yapılmış. Bunların yanı sıra filmde Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan da var. Zeynep Alkan, Roma'da oyunculuk eğitimine hala devam ediyor. Zeynep Alkan, 40 Yalan'da oynamasıyla ilgili pavyonda çalışan Natalie'yi canlandırıyorum. Evliliğe giden bir hikayesi var. Oyunculuğu seviyorum. Setlerde büyüdüm. Bende deli enerjisi var dedi. Gerçekten de çok eğlenceli bir kişiliği var. Özellikle Hayat Bazen Tatlıdır dizisindeki emoji karakteriyle de çok sevilmişti. Baba kızın aynı sette olması sorulduğunda Hamdi Alkan, sette baba kız gibi değiliz ama iyi anlaşıyoruz demiş. Hatta kızı Zeynep'le sette bir fotoğrafını Zeynep gelin olmuş gidiyor notuyla paylaşmıştı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünün mezunu olan Oğuzhan Uğur da kadroda yer alıyor. Okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirilmiş. Ardından Osman Sınav'la çalışmaya başlayan Oğuzhan Uğur, okuldan sonra bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın asistan olarak görev almış. Başarılı isim, 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmenliğini yapmış. Yönetmenlik deneyimi dışında oyunculuk deneyiminde bulunan Oğuzhan Uğur, 2015 yılında Pişt ve 2016 yılında Bizans Oyunları, 2019 yılında ise Borç Harç filmlerinde rol almış. Şimdi de 20 Aralık'ta vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı 40 Yalan filminde rol alıyor. Komedinin dibine vurmayı hedefleyen film, umarım verilen emeklerin karşılığını alır ve yılın son günlerinde gişe görür. Şimdiden herkese iyi seyirler.